Evet Savaş Çorlu, sözü hemen sana vereyim. Haberimizi izlerken baktım şimdi. Bu tabii ki daha yarın milli takım. Milli takımdan sonra döndükten sonra tam bir kadro bir gün millilere izin olur. Ondan sonra Tabii. belli olur ama kadroda bir değişim olacağı kesin. 10 numara daha Hakim Ziyech mi olur yoksa Nelson şey Mertens mi olur? Bunu da bu hafta göreceğiz. Çünkü Okan Hoca hakikaten bu milli arada son Hatayspor maçından sonra kendisini bir çek edeceğini, o da kendi kendine bir öz eleştiri yapmıştı. Hala çünkü Hatayspor maçında neden bazı Yani oyuncular dönemedi diye. Mağlubiyetle gitmesi iyi olmadı tabii ki. Tabii Galatasaray açısından tatsız oldu. Milli araya mağlubiyetle gitmek hiçbir zaman iyi olmaz. Her ne kadar puanlar eşit olsa da avarajla da ezeli rakibiniz sizin önünüzde. Evet. Ama bu dönüşte Okan Hoca tabii ki çok iyi bir şekilde bu maçı hazırlanıyor Alanyaspor maçına. Peşinden de hemen bir Manchester United maçı var. İki tane içeride çok önemli maç. Tabii ki maç maç bakmak lazım. Hakim Ziyech'in 10 numara oynamasını haftalardır söylüyoruz fakat iyi bir Hakim Ziyech diyoruz. Hazır olan bir Hakim Ziyech diyoruz. Hakim Ziyech'in ne alemde olduğunu hani daha bilmiyoruz. O yüzden ben çarşamba gününden sonra kadroya dair daha iyi bir şey söyleyebilirim ama Kerem Aktürkoğlu'nu solda oynayacağını Sola biliyorum. Dönüyor. Evet. Evet, sola dönüyor. Sol bekte Hatay Spor maçında Kazım'la başlamasından muhtemelen Okan Hoca pişmanlık duydu. Oraya tekrardan çünkü Bayern Münih maçında çok iyi oynayan bir Angelinho vardı. Sol bek yıllardır kanayan yara. Bir türlü oraya Nagatomo'dan sonra yerli olarak baktığın zaman Hakan'dan sonra bir isim bulunamadı Ünsal'dan sonra. Bir taraftan transferler için çalışılıyor. Bir taraftan kimler gidecek onlar konuşuluyor. Beklenti hala karşılayamayan Ndombele milli arada iyi çalışıyor. Ama Okan Hoca yine orada baktığımız zaman Kaan Ayhan orada çok formda dönecek. Herhalde onunla başlar gibi gözüküyor. Tamam. Son maçın 11'inden 2-3 tane değişik bekliyorum yani bunu söyleyebilirim. İçeride mi olur dışarıda mı olur? Bir taraftan da Mertens, Nelson, Sergio. Bu üç isim Galatasaray şampiyonluğunda çok önemli rol oynadılar. Üçü de şu anda kadroya giremiyor. Belki bunlardan bir tanesini ben Hakim Ziyech'le Mertens arasındaki belirsizliğini işte yarından sonra karar verebilir. Bir taraftan da transfer konuşuyor. Bu kadar erken hiç konuşulmamıştı. Yani daha henüz ocağı var. Bir de bu kadar transfer yapılmışken. Evet transfer yani, şampiyonuyken bir de. Yani sol bek konusu çok canını yaktı Galatasaray'ın. Ben de bir futbol sever olarak üzülüyorum. Yani bir sol bek konusunda. Son durum ne bu Angelino'nun kulübüyle Leipzig'le olan? Bunu çok net söylüyorum. Yani kabul edecek mi sence? Ya da etmesi mümkün değil. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Leipzig kulübü çok profesyonel, kurumsal bir firma ve almayı da satmayı da iyi bilen bir kulüp. Galatasaray gençleri alıyor, yüksek rakama satıyor. Hatırlatayım istersen. Oyuncunun zorunlu değil satın mi? Alma. Satın almasını. 3 maç kaldı. İptalini istedi. Ama istemek bile hata. Ben açık konuşayım. Ben istesem etmedi. Onun kabul Sizin etmeyecekleri çok net belli. Kabul ederlerse abi, orada başka bir ne bileyim iki kulüp arasında bir hani biz de şöyle bir şey yapalım. Başka türlü bir alışveriş vesaire söz konusu olmadığı sürece neden yapsın? Aynen öyle. Hani genç oyuncu takası vesaire bir şey, oyuncu verme, transfer. Şu an kafamdan uydurdum. Genç oyuncu olursa mesela kim olabilir? Öyle bir şey olabilir. Bir genç oyuncu önerirsiniz. Yani İşte. Vereceğiniz oyuncu ama eldeki kuş, yedeki kuştan daha iyidir diye bir şey var. Bu da çok daha farklı olur. Angelinho konusu biraz daha sürer. Ama Angelinho iyi futbol oynayıp da bir anda şaşa boyu gibi yeniden bize eski günden demeyeceğim çünkü savunması hep zayıftı yani. Buraya gelmeden önce de savunmasını konuşuyorduk. Şu anda bize savunma anlamında bir şey izletemedi. En iyi yaptığı şeyi de unutturdu. Yani evet. Böyle de bir gerçek var. En iyi yaptığı şey işte 16 gol, 8 asist, 9 asist gibi iyi bir istatistiği olan Angelinho bunu da yapamadı. Bir Barcelona Bayern Münih maçındaki o futbolu bize Galatasaray'a geldiğinden beri en iyi Angelinho'yu izletti. Okan Hoca sonra kesti. Orası için şu anda 2-3 tane isim konuşuluyor. Yani Caner Erkin bile konuşuluyor. Düşünebiliyor evet. musun? Caner Erkin futbolu bırakma noktasında burada Eyüp Spor'da da çok iyi işler yapıyor. Ama birçok Galatasaraylı dostum keşke 1,5 yıllık bir sözleşme yapsak Caner'le diyor. Diyor. Birçok Galatasaraylı arkadaşım şu anda onu söylüyor. Yani mesela yerli olarak. Dubois'u göndermeseydi sol bek oynatırdı. Dubois bunların şu andaki performans olarak baktığı zaman %100 Dubois oynardı. Eğer yerli kalmış olsaydı takımda. Ama işte burada yine çok transfer konusu çıkıyor. Ben şu an öyle nasıl takip ediyorum biliyorsun? Kendimi hemen geçmişe götürerek. Yani orada sanki şu an şey yazıyor. Beşiktaş West Ham'dan yanıt bekliyor. Artur Masuaku'nun 25 maçlık zorunlu satın alma opsiyonu kaldırılmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon hep böyle geçti hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet sonra ne oldu ama? Sonra Beşiktaş oyuncu performans verdi. Evet. Ve oldu. Bu arada mesela orada West Ham bazı şeyleri kabul etmişti. Maç satın almayı kaldırmayı kabul etmedi. Ama bonservis düşürmeyi falan kabul etmişti. Belki Galatasaray mesela satın almayı kaldıramazsa ya şu 6'yı 4 yapalım mı
gidebilir. Beşiktaş az da olsa orada bir bonservis düşürmüştü. Ama yani 6 milyon euro değil mi? Yanlış söylemedim. 6 milyon euro. Çok acayip bir rakam. Yani, şimdi biraz izleyici yani, soruları, yorumları var. Çok fazla var. O yüzden hızlı geçeceğim. Eğer 6 milyon euroyu Angelino'yu Galatasaray alırsa en aldığı zaman 2 yıl sözleşme yapacaksın. Benim, 15 milyon euroya falan gelecek benim Melike'ye. Benim Galatasaray'a bir transfer önerim var. Onu da söyleyeyim hazır yere gelmişken. Galatasaray altyapısından çıktı. Ali Turap Bülbül. Çok iyi bir sağ bek. Ben geçen gün U19 maçında izledim. Belarus maçı. Semih Kılıçsoy da Beşiktaş'ın forveti. Semih 2 gol atmıştı. Çok iyi bir maç çıkarmıştı. O da çok iyi gerçekten. Yani Ali Turap yani hani gerçekten çok potansiyelli ya. Fatih hani Terim. Onun, Ali Turap'ın yaptığı bir asist var. O asisti orada açtığı ortaya o kaliteyi yakalayamayacak. Süper Lig'de şu an 20 tane bek sayarım size. İzleyici yorumlarına bir bakıyorum. Murat Güloğlu yazmış. Ziyech'in fizik durumu ne durumda belli değil. 10 numara fazla efor gerektiren bir mevki. Ziyech 10 numarada 60 dakika çıkaramaz. Ligin ikinci yarısında olabilir yorumunu yapmış. Az önce konuşmuştuk ya. Mehmet Ekiman diyor, Okan Buruk'un yerinde olsam sol bekte lig maçlarında Kazım Can'ı, Şampiyonlar Ligi'nde Angelino'yu tercih ederim. Denedi bunları ama son Kazım Can tercihi eleştirildi. Ama Galatasaray deneme tahtası değil işte. 12. hafta bitmiş. Toplamda 22 maç oynamışsın. 3 maç kaldı zaten. Mecburen öyle yani, olacak. Yani 22 maç oynamışsın. Bir orada bir orada. Deneme tahtası hayır zaten yani. Mecburen oraya gidiyor. Tabii. Yol oraya çıkıyor yani. Halil veya Barış Alper forvet arkası olur. Koray Şahin yazmış. Kerem'den olmaz artık bunu anladık. Kerem solda 2 sezonda 40 gole etkisi var. Bunu hafife almamak lazım demiş. Bu arada Zaha ile ilgili milli davet alıp gitmemesi. Bununla ilgili de çok soru geliyor. İzleyicilerimizden. Hani devre arasında bir Arabistan iddiası var belki olabilir. Hadi bak şu anda Zaha bir anda çok iyi bir teklif gelirse neden olmasın? O da mesela beklenen çok takımın en kaliteli oyuncularından. Hatta transferde baktığımız zaman da Sanchez'den sonra ikinci sıraya koyarım yani. Ama çok çabuk küsebilen, oyundan aldığı zaman kızan, oyun içinde arkadaşına zaman zaman ekrana gelmeyen yerlerde sistem eden çok değişik bir stili ve yapısı var yani. Ali Turap tempolu bir bek olabilir demiş. Ben Ali Turap'ın bu ben kadar... Ben 19 maçında izledim. Gerçekten çok beğendim. Üzerinde durulması gereken bir genç oyuncu olduğunu düşünüyorum. Neden durulmuyor? Fatih Terim çıkarttı. 3 senedir birçok teknik adam bir türlü üzerine düşmedi. Geçen sene de Okan Hoca da dahil. Neden yani? Ben anlam veremiyorum. Çünkü altyapılar bunun için var. Sağ bek, sol bek çıkaramıyorsa, bir tane stoper çıkaramıyorsa, hatta forvet de dahil. Bugün Eren Can'a baktığın zaman şu anda Pendik'te takır takır goller atıyor. O da Galatasaray altyapısından çıkan bir oyuncu. Yani ben altyapıdan şu kendi anda, içerisinden alternatif yaratması gerekiyor kulüplerin yani. En kolay en kolay şeyi ya şimdi mesela ilk 11'de oynayan Sacha Boey var zaten sağ bek dedim ya. Yani ilk Sacha Boey'e alternatif gidip de 5-6 milyon eurolar verip dışarıdan bir bek getirmek çok mantıksız geliyor. Türk yapısı, bazen böyle isimler geçiyor. Sacha Boey'in çünkü alternatifi yok konumunda. Şu an biz Kaan Ayhan deniliyor. Yani Kaan Ayhan stoper mi sağ bek mi? Ön libero mu? Tam bir joker. Yani evet. Tam bir joker. Galatasaray'ın Necip Uysal'ı konumunda. Yani her mevkide oynuyor. Şimdi çünkü Necip Uysal da yıllarca sağ bek yedekledi, stoper yedekledi, orta saha yedekledi. Kaan Ayhan da 3 mevki. Tamam da yani oraya asıl mevki sağ bek olan bir oyuncu olması daha sağlıklı. Bunu da içerisinden Galatasaray çıkarabilecek potansiyele sahip bir oyuncu var. En azından Sacha Boey'in ardında bekleyebilecek bir oyuncu olarak söylüyorum. Ben beğendim. U19 milli takımı da bu arada ayrıca beğendim. Yani üzerine böyle bir ümit vaat ettiler bana. Semih Kılıçsoy da çok iyi işler çıkarmıştı o maçta. Şimdi bu Zaha konusuyla ilgili çok soru geliyor. Bir taş attın ortaya. Savaş Çorlu Ocak ayında giderse Arabistan'a şaşırmayan yani Arabistan piyasası çünkü hala renkli bir hareketti. Bonservis olarak, rakamsal olarak baktığın zaman milli takıma gitmemesi yani Zaha'nın şu andaki bugün üzerinden baktığı zaman piyasası en çok olan oyunculardan bir tanesi. Çünkü Hakim Ziyech evet kaliteli bir oyuncu ama sakatlık geçmişi olan, sakatlığı tartışılan bir oyuncu. Tete baktığı zaman tam performansını hala yakalayamadı. Keşke bunları Sanchez gibi konuşabilseydik. Sezon başındaki... Zaten Tete bir sürede süre bulamıyor ya. Okan Hoca demek ki hazır değil, formda değil. Yani baktığın zaman bir Eyüp Aydın var. Ben neden... bir Kopenhag maçını hatırlıyorum öyle iyi oynadığı Tete'nin. Sonradan girip gol attığı maç Kopenhag maçı değil miydi? Doğru. Bir de Manchester maçın yok. Ben Kopenhag diye hatırladım. Yani şöyle, Zaha evet Galatasaray adına çok önemli ve kıymetli.
Ama bir yerde orada Galatasaray'ın dengesi bozuldu. Kerem'in soldan ortaya geçmesiyle birlikte vesaire. Yani burada gelecek bonservise bağlı olarak çoğu kişinin üzülmeyeceğini düşünüyorum. Ya. Şimdi peki. Çıktı bir Arabistan kulübü 20 milyon euro, 25 milyon euro verdi. Yani kabul edilir ya. Hiç kimse hayır diyemez ona. Hiç kimse hayır diyemez. Yani hakim zevksine geçer. 3-5 milyona da Zaha'yı vermeyeceksin zaten. Hani. Peki kimler gider Galatasaray'dan? Şimdi Nelson'la ilgili de çok soru geliyor. Devre arasında nasıl transfer erkenden konuşmaya başladıysak, evet bazı isimler katkı veremediği ya da beklenen katkıyı veremediği için gidebilir ama bazı isimlere teklif gelip hiç akılda planda yokken ayrılabilir takımdan. Olabilir çünkü kimler şu anda eğer oraya bir takviye yapacaksanız bir 10 numara için uğraşılıyor. Bir sol bek için hala bakılıyor ki orada Agnello'nun performansına bağlı. Belki bir sağ bek, belki bir forvet. Orada da mesela bakan bunun durumu henüz daha belli değil. Belki, hep belki diyoruz. Nelson %99.9 bana göre %100 gibi de diyebiliriz artık. Yani ayrılık kesin. Kiralık mı olur? Bonservisle mi olur? Belki iyi bir takıma kiralanabilir. Ocakta. Satın alma opsiyonlu olabilir. Ocakta ama Ocak yıl sonu değil. Bu takımda Nelson artık zor. Şurada çünkü Nelson mutsuz. 4 ay önce Nelson'a 25 milyon eurolar, 20 milyon eurolar çıkış, konuşuluyordu. Çıkış maddesi 25 milyon değil mi? Şimdi ama sözleşme hatta yenilenerek 25 milyon euro çıkış maddesi konuldu. Ama 16-17'ler falan geldi herhalde. O peki, da gelmedi. Öyle bir rakam bahsediyoruz. Ama konuşuldu bu. Konuşuldu ama Galatasaray yönetimi öyle bir rakamın olmadığını çok net bir şekilde ifade etti. Yani bekledikleri rakamın çok altında. 8'lerden falan bahsediyordu. Öyle 16-17 rakamlar. Peki şimdi oynamazken form diye de bir durum ortada yokken ne gelecek? Şöyle milli takımın oyuncusu. Danimarka milli takımında oynuyor. Oradaki tamam. Performansı önemli. Ligin şu anda 12. haftası. Lig sonu yaklaşıyor. Yani Danimarka milli takımın oyuncusuysan bir de kariyerim var. Şampiyon takımın yani oyuncusu. Sonuçta şunu demek istiyorum. Yani performansı iyiken piyasasını yapamadığınız bir oyuncudan performansı kötüyken takımın da yedek konumuna düşmüşken zaten istediğiniz rakamları alamayacağınız ortada. Siz de şu anda yurt dışı transferinde bakacağınız zaman mesela Vecino'yu alabilir misin? Alamazsın, adam orada oynuyor tıkır tıkır. Onun yani sezon başına geçmişti. Onun da adı geçmişti. Hala geçiyor. Oynayan oyuncuyu zaten almak zor. Devre arasında şimdi iki başkan adayından bahsettik. Hadi buyurun bakalım oynayan bir oyuncuyu alabiliyor musunuz? Yani ben gittiğim zaman ne kadar alırım demiş olsalar da direkt istikrarlı bir şekilde tüm maçlarda forma giyen bir oyuncuyu ya çok nasıl iyi para vereceksiniz. Yani, işte evet, onu diyorum. Aklını nasıl çevireceksiniz? Şimdi çok iyi para verileceği dönem vardı. Şimdi çok iyi paraların görülemeyeceği bir dönem. O zaman duruyor. Şöyle görelim. Ya şu an mesela şunu söylemek istiyorum. 20-25 milyon eurolar konuşuldu. Melike'nin de dediği gibi. Bunu birçok kişi konuştu. İşte 18 teklif ettiler. Kabul etmedi Galatasaray. 20 çıkış bedelini istiyor vesaire vesaire. Peki ara transfer döneminde Nelson'a 10 milyon euro teklif geleceğini düşünüyor musun abi? Bunu soruyorum. 10 milyonluk bir teklif geleceğini ben zannetmiyorum. Satın alma opsiyonlu bir transfer olabilir. Çünkü şu anda öyle. Ya sen Agnello'nun transferini orada 18 maç koyup işte 13-15 maç koyup da 6 milyon euro serbest bonservisi koyuyorsan böyle bir satış olur bu ancak. Biz Zaniolo'nun mesela şu anda herkes 25-30-35 falan rakamlarından bahsediyor. Zaniolo'nun içindeki özel bonusları biliyor muyuz? Kaç maddesini biliyor muyuz? Maçların dakikasını biliyor muyuz? Bir sürü madde var orada. Birçok madde var. Burada da mesela bu satış olursa böyle olur. Yani opsiyonlu bir satış olur. Scout ekibi bu sezon sınıfta kaldı diyor Soner Demirci. Katılıyor musunuz? Scout ekibi mi? Transfer sihirbazı Erden Timur mu? Scout ekibi diye bir şey yok. Transferleri şimdi kimse kusura bakmasın. Valla Erden sezon Timur başında Icardi'yi takımda tuttu diye bence sonsuz kredisi var yine bu sezon. Hiç kimsenin Galatasaray'da sonsuz kredisi yoktur. Galatasaray camiası bu sezon üzerinden. Yani Icardi gibi bir oyuncu tutmak tabii ki. Sanchez gibi bir oyuncuyu bulmak tabii ki. Ama bulmak, almak. Yani almak, evet. Yani alırken de bunlara gerçi biraz sponsor, biraz kulübün kasasından. Yani futboldan anlayan biraz geçmişte yöneticilik yapmış birisi varsa, eğer orada kasada bir para varsa, bu transferleri yapıyorsanız bir sihirbazlık, her zaman bir sihirbaz çıkabilir. Şimdi baktığın zaman Agnello'ya 6 milyon euro verip, ben tekrar söyleyeyim 15 milyon euroya mal olur. Eğer 3 maç sonra bu adamın bonservisini alacaksanız, şu andaki maliyeti 4 milyon euro üzerinde bonuslarla oynarsa 5 milyon euro bulacak. 6'da vereceksiniz 11. Tekrar matematiksel hesap yapıyorum. 2 sene kalsa 15'i geçiyor. Ya. 5 milyon euro mu? Hayır, bu sene ne kadar maaşı? 1.600 kiralık 2.5 da şeyi var. Kiralık belediyeyle beraber hesaplıyorum yani. Anladım. 4 milyon artı bonuslar falan. Abi yani şey oğlum yani dedim 4 milyon euro mu kazanacak Galatasaray'dan? Kiralama bedeliyle beraber o. Biz kiralama bedeliyle 2.5 milyon euro da
Tabii. Önemli. İyi para. Yani iki senede sözleşme yapsan işte totalinde sana 15'i geçecek. Süleyman Bey yazmış. 36 yaşındayım. Ben beni bildim bileli bu ülke futbolunun en büyük eksikliği sol bek. Tarlaya eksen bu zamana kadar bir sürü sol bekini çıkardı be kardeşim. Başlangıçtan belli oluyordu cümlenin nasıl biteceği bu arada Süleyman Bey. Aynen aynen. Galatasaray'da yani geçim sezonda sol bek konuşuyorduk. Bak, ondan önceki sezonda sol bek konuştuk. 3 tane 8 numaram var. Sen orada Kaan Ayhan'ı oynatıyorsun. Sezon başı Kerem Demirbay, Sergio Oliveira, Endombele. 10 numarada Kerem oynuyor. Şimdi biz nasıl burada scout ekibinin başarısı diyebiliriz ya da Erden Timur'un başarısı? Yani burada bir şeyler var. Şu soruya cevap verebilir misiniz? Ahmet Bey yazmış. Galatasaray'da gereksiz transfer kim sizce? Bu sezon. Tete'den sonra alınan Ziyech. Tete'den önce alınsaydı Tete derdim mesela. Umarım söylemek istediğim anlaşılmıştır. Ben anladım. Şimdi Endombele olabilir mi? Ben söylemeyeceğim benim söyleyeceğim. Endombele transferi yani son güne yakalan evet, Sanchez, Endombele, Hakim Ziyech. Birkaç tane var. Bir tane şimdi şu kim desek miyim? Mesela Kerem Demirbay'ı 8 mi oynar dedik, 10 numara mı oynar dedik. Oynayamıyor şu anda. Ne 8 oynuyor ne oyun oynuyor. Kendisine de bu soru soruldu. Hatırlarsan havaalanında 8 mi oynarsın, 10 numara mı oynarsın diye. 1-2 maç oynadı. O da tekrar kulübe hapsoldu mesela. Ya bir yerlerde bir takım yanlışlar var. Ama teknik anlamda ama yönetimsel anlamda. Hı. O yüzden bu transfer döneminin Ocak ayında ben biraz hareketli geçebileceğini düşünüyorum. Eğer oyuncu alacaksanız oyuncu satmanız lazım. Bir tek Nelson'la da olmuyor bu. Ben şimdi niye kanattaki iki oyuncuyu söyledim? Şu sebeple. Çünkü Galatasaray orada zaten Barış Alper vardı. Yunus Akgün daha gitmemişti. Tete'yi almıştı. Üzerine Galatasaray'ın kadrodaki eksikliği bariz bir şekilde Mertens'in önüne geçebilecek bir 10 numarayken Galatasaray yine Hakim Ziyech'le birlikte kanat forvet aldı. Evet, Hakim Ziyech'in bu arada kariyerini biliyorum. Evet, yani kimse yani merak etmesin. Uzun yıllar 10 numarada da oynadı ama son 2-3 sezondur Hakim Ziyech'in sağ kanatta oynadığını herkes biliyor ki zaten Okun Hoca da gelir gelmez sadece sağ kanatta oynattı. Orada son tercih yani son hücuma yapılan son takviyenin bence mevkisinin farklı olması gerekiyordu.